Hanım merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Yaz sezonu bir çekim için geldik galiba. Evet, tabii ki tatil için değil. Çekim için geldim yani. Tamam. Çalışıyoruz biz çünkü. Hepimiz de çalışıyoruz. Peki sizi tatil için ne zaman göreceğiz buralarda? Yani işte bu yaz ortası ya da işte Ağustos'ta falan biter diye düşünüyoruz iş. Çünkü öyle bir planlamamız var. Ondan sonra bir tatil hak ettim ya, yıllar oldu. Artık bir tatil yaparım. Ağustos'ta falan görürsünüz. Maldivler'de bir tatil oldu ama. Evet, küçük bir tatil oldu. O böyle şeydi, çok uzun zamandır evdeydi. Kaçtık geldik. Tatlı oldu benim için. Dizinin de yeni sezonu başlayacak. İstanbul'a dönüş yapacaksınız galiba. Dizinin yeni sezonu nasıl olacak? Ondan bahsedeyim biraz. Şöyle, çok tatlı bir final bloğumuz var aslında. Birinci sezonumuzu tamamladık ama Eda ve Serkan'a, yani Sen Çalkap'ın güzel bir final hak eden bir iş. O yüzden böyle güzel son 11 bölüm diye düşündüğümüz, tabii yetinciler ne der bilmiyorum. Ama son 11 bölüm diye düşündüğümüz güzel bir hikaye var. Bence çok farklı olacak. Çok da farklı dönüyoruz. Ben de ilk defa böyle bir şey oynayacağım. Çok da aşırı fazla bir fan kitleniz var. Onlara buradan bir şeyler söylemek ister misiniz? Her gün yazıyorlar, röportaj var mı, ne zaman olacak evet, gibi. Evet, bizi de çok zorluyorlar. Anne hanım bizi de alıyorlar Anne hanım. Yani ben onlara her zaman söylüyorum ya. İyi ki varlar, çok tatlılar. Çok seviyorum hepsini. Her zaman destekler. Peki, bunun dışında neler yapıyorsunuz? Yeni bir sinema projesi olacak mı? Pandemi nedeniyle birçok ertelendi ama evet, yavaş yavaş yine çekimler başladı sinemalar için. Yani şöyle, şu an proje bir senedir de devam ettiği için aslında yeni bir şeyin üzerine çok konuşmayı sevmiyorum ben, işte işim varken. Yani tabii menajerlerim ne düşünüyor, ne planlama yaptılar çok bilmiyorum şu an. Çünkü tek odağım Eda. Ve umarım güzel bir film olur, ben de istiyorum. Peki, oynarım dediğiniz veya oynamam dediğiniz bir rol var mı? Ay yok. Yok, seçim yapar mısınız? Hiç. İçimize ne siner severim. Doya doya oynamak istediğim, beni heyecanlandıran ne olursa oynarım ben. Hiç öyle bir şey değil. Peki, sporlarınız nasıldır? Spor yapıyorum ve yapamadığım dönem ama çok sinirlerim bozuluyor. Aşırı yani. Sabah işte 8'e almadık, kızabilir misin? Sabah 7'de kalkıyorum, yapıyorum. Hani yapmadığımda insan eksiklik hissediyor. Yani hepiniz sportif insanlarsınız. Anlarsınız. Ali mi sportif? Ali'yi görmediniz herhalde. Ama normal. Herkes de var. Öyle yani, sporda çok sosyal çok medyada seviyorum. Da fotoğraflarınız çok beğeni, çok yorum alıyor. Teşekkür ve Türkiye'nin ederim. En çok kadın takipçisine sahipsiniz. Yani kadın olarak takipçiye sahip insansınız. Heyecan yok. Sosyal medyada böyle takipçiye sahip olmak sizi nasıl etkiliyor, nasıl şey yapıyor? Beni de utandırdı şu an. Yani işte ben de şaşırıyorum. Ben hala şaşırıyorum. Annem takipçi demişken şöyle bir diyalog var. Başrol oyuncuların fazla takipçisi olanından seçiyorlar diye. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Öyle şey olabilir mi ya? Ben hiç asla öyle şey düşünmüyorum. Yok. Instagram'dan önce nasıl seçtiler o zaman? Evet. Yok. Öyle bir tartışma çıktı o yüzden. Takipçi demişken sonrası. Ben öyle düşünmüyorum. Ya ben mesleğimle ilgili zaten. O kadar basit düşünmüyorum. O yüzden hiç öyle bunlara nasıl cevaplamıyorum. Burada uzun uzun konuşmak isterseniz kameraları kapatın şurada. Evet, başka istediğiniz sorduğunuz var. Şey? Devam et o zaman. Hande Erçel'in estetiği nasıl karşılar? Sizin estetiğiniz var mı? Ay, benim estetiğim yok. Evet. Ama bu çok şey oluyor. Var evet. Diye haberler yok, çıktı. Yok, benim estetiğim yok. Bir estetik olarak şöyle, estetik olarak baktığımız şey. Estetiğim yok dedim ama bir dakika. Unuttuğum bir şey vardı şu an ama bunu lütfen siliyorsunuz. Zaten eşsiz bir kadın olduğunuz için gerek yok. Ama hiç böyle karşı değilim, isteyen herkes istediği her şeyi yaptırabilir. İnsan kendini öyle seviyorsa onu yaptırır. Kimseyi de ilgilendirmez açıkçası yani. O yüzden ben öyle düşünüyorum. Peki aileniz sizin performansınız nasıl değerlendiriyor? Görüşüyorsunuzdur, konuşuyorsunuzdur sürekli olarak. Hani size şunu şöyle yapsan, bunu böyle yapsan veya bunu böyle yapmasan diye sürekli uyarılar oluyor mu? Ailemden. Evet. Neden? Ailem beni uyarıyor. Yok, aileler, anneler, babalar genelde hani böyle şey yaparlar da o yüzden. Çok heyecanlandım. Dün uyuyamadı annem, size röportaj yapacağım. Dün uyuyamadı ya. Yani bu soruyu tam algılamıyorum şu an. Engin de anlamadı soruyu. Tamam, bunu soruyu siliyoruz. Sen başka bir şey sor. Bu sildiğimiz ikinci soru. Engin de anlamadı. Peki, Kerem Bey'le bir günlük günlüğünüz var. Bu uzun zamandır mı var? Yoksa... Çok merak edilen bir soru.
bu uzun zamandır mı var? Milattan önce var. Gerçekten mesela bütün hepsinin cevabını aldığımız soruları soruyorsun. Hiçbiri yeni değil. Yani çok uzun zamandır tabii ki değil. Aslında yeni bir ilişki. Zaten olduğunda da haberiniz oldu direkt. Evet, doğru. Hemen haberiniz oldu yani. Tam anlamıyla her zaman zaten söyledim ben bu arada hani. Belge. Olduğunda, hayatına biri olduğunda öğreneceksiniz diye. Oldu ve öğrendiniz. Bu kadar basit. Peki. Öyle uzun uzun zaman değil tabii ki. Ya ama dizinin başında da bir çıktı, beraberlik olduğumuz. Yok, öyle haberler çıktı. Arkadaşlık. Tamamen arkadaşlık, tamamen iş arkadaşlığıydı o zaman. Sonra ilişkiye dönüştü. Daha yeni yani. Peki birbirimize amanın diye bir hitap çektiniz var mı? Gerçekten şeye yeni girdi ya. TDK'ya girdi. Evet. Böyle şey kelimeler üretiyor Kerem. Tamam, bazı daha fazla utandıracak mısın? Peki o zaman çok teşekkür ederim. Dergi çekiminden de bahsedelim. Aa evet, aynen, evet dergi biz çekiminden. Ondan bahsedelim. Evet. Çok normal güzel bir dergi, yeni bir dergi. Evet. Güzel aile. Bir aile konsepti için buradayız. O yüzden ablamla ve Mavi ile geldik. Ve dün işte gördünüz. Yani 12 saat, 13 saat çekim yaptık. Efsane güzel geçti. Ve ekip çok iyi, kadro çok iyi ve hani onlarla çalışmak benim için çok tatlı bir deneyim oldu. Bugün de çekeceğiz. Sonra dönüyoruz. Peki. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Gerçekten çok teşekkür ederim. Her şey benim.